Efendim, bir tanıdığım var, sohbetinde şöyle diyor: bizim inandığımız Allah'la sofilerin inandığı Allah farklı. Bizim inandığımız Allah semadadır. Ben de sonra onun misli ve dengi yoktur diyor. Ben de dedim ki semada tabiri yanlıştır, fakat farklı bir tevil de getirmiyor. Böyle söylemeye devam ediyor. Bunun hükmü küfür müdür? Usulüddin uleması arasında Allah Teala'ya bir mekan, bir cihet isnat etmenin küfür olduğunu söyleyenler var. Çünkü leyse kemislihi şey'un ayetine dayanır bu meselenin aslı. Efendim, hiçbir vasfında Allah Teala diğer varlıklar gibi değildir. Bir mekandadır derseniz, bir mekanda olmaklığı dolayısıyla haşa onu bir mahlukata benzetmiş olursunuz. İnsan da bir mekanda mesela. Bu yönüyle ortak olmuş olur. Bir yönde derseniz, bir yönde bulunan varlıklarla arasında bir müştereklik ifade etmiş olursunuz. Bu yönüyle ayete aykırı olur. Dolayısıyla Allah semadadır diyen kafir olmuştur şeklinde umumi bir cümle kurmayalım. Ama bunun tolere edilecek bir şey olmadığını da bilelim. Tehlikeli bir şeydir. Efendim. Tekraren söyleyelim. Bunu birkaç kere daha söyledik. Allah Teala'nın semada olduğuna veya arşın üzerinde olduğuna mekansal olarak sarahaten delalet eden ne bir sahih hadis ne bir Kur'an ayeti var. Bu bizim yorumlarımıza dayanılarak çıkartılmış bir şey veya bir kısım müşebbihe, mücessimeye mensup bir kısım insanlardan nakledilmiş bir şey. Bunlar bir de bir karar vermeleri lazım. Allah Teala semada mıdır? Allah Teala arşın üzerinde midir? Allah Teala namaz kılanla Kabe arasında mıdır? Bunların hepsi bunlar tarafından cevaplandırılmayı bekleyen sorular. Bir kısmı arşın üzerindedir diyor. Bir kısmı arşın tamamını efendim istivası tamamına şamil midir? Yoksa arştan boş bir kısım kalır mı kalmaz mı? Kalır diyen var, kalmaz diyen var. Bir makam-ı Mahmud tartışması var efendim. Semadaysa hangi semada? Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü, yedinci mi, hangi semada? Hadis diyor ki semada bir karışlık boş yer bile yoktur. Her taraf meleklerle kaplıdır. Meleklerle doludur. Bütün semavat için bu böyle. Yani arkadaşlar soru üstüne soru sökün ediyor. Allah semadadır deyip bunu bir kısım işte cariye hadisi bilmem ne vesaireye bağlamak meseleyi böyle kestirmeden halletme ucuzluğunun neticesi. Bu hadis üzerinde de burada detaylı olarak birkaç kere durmuştuk. Bu konu hakkında bir nas değil. Bu rivayet bize farklı şekillerde nakledilmiş. Öyle varyant var ki Efendimiz hiç Allah nerededir sorusunu bile sormamış cariyeye. Rabbin kim diye sormuş. O bütün hadisin bütün varyantlarını bir araya getirdiğinizde manayla nakledildiği çok açık. Her bir soru, her bir cevap varyanttan varyanta, tarikten tarike değişiyor. Ve Allah'tan korkun, böyle bir meseleyi temel iman umdesi haline getirmeyin. Kaldı ki Efendimiz Allah göktedir dememiş, cariye Allah göktedir demiş. Bu cariye kim? Efendimiz bu cariyenin eğer bu soru, bu cevap doğrudur diye kabul edersek, mutlak böyle oldu diye kabul edersek, Efendimiz cariyenin bu cevabından ha tamam Allah gökteydi, bu da onu tasdik ettiği neticesini mi çıkarttı? Yoksa bu bir zenci, bir kızcağız, kültürü, nereden geldiği efendim, ilimdeki derecesi vesairesi belli aşağı yukarı arka plandan koyun otlatan bir kızcağız. Allah göktedir dediği zaman biz ondan bunun puta tapmayan, aşkın bir ilah inancı olan birisi olduğunu anlarız. Bugün de öyle, bu soruyu biz böyle bu kültürden gelen birisine sorsak, Afrika'da gitsek birine sorsak, Allah nerede? O da bize yukarıyı gösterse, evet deriz ki bu puta tapmıyor.
aşkın bir ilah inancı var, yüce bir Allah inancı var bunda. Semayı gösterdi. Biz de öyle deriz yani. Bundan Allah'ın gökte olduğunu itikat umdesi haline getirip de insanlara dayatmayız. Allah'tan korkmak lazım. Tabii gelir. Gelir. Yani o hani fis sema fis sumu yücelerdedir der. Bu manada anlaşılabilir. Yani Allah semadadır derken mekansal olarak göktedir yahut yücelerdedir. Bu da kastedilmiş olabilir. O hadis üzerinde çok durduk biz burada. Çok şeyler söyledik. Ama maalesef devam ediyor bu.